Bir eğitim öğretim döneminin daha sonuna geldik. Hepinizin aklında olan yaz tatilini eğlenerek mi yoksa ders çalışarak mı geçirmek gerekiyor sorusunu şimdiden duyuyor gibiyim. Tabii ki de en çok eğlenmeli ama bir yandan da dengeyi sağlayarak ders çalışılmalı. Tatilde ders çalışmanın temelinde önceden öğrendiklerimizi unutmamak ve bilgilerimizi daha kalıcı hale getirmek vardır. Tatilde kendimize fizyolojik ve psikolojik olarak İyi gelecek aktiviteler yapmakta fayda vardır. Bisiklete binme, basketbol oynama, yüzme, tenis, yeni bir enstrüman çalmayı öğrenme, piknik yapma, tiyatro, müze, sinema gibi geziler yapıp tatilimizi daha eğlenceli bir hale getirebiliriz. Tatilde zamanı iyi kullanmak çok önemlidir. Planlı olmak gerekir. Eğer az çalışıp maksimum verim almak istiyorsak planlı bir şekilde çalışmayı öğrenmek gerekir. Öncelikle nereden ve nasıl başlayacağını bilmek gerekir. Sevgili öğrenciler, bir sınıf bitip bir üst kademeye geçiyorsunuz. Bu yüzden önceden öğrendiklerinizi tekrar edip akılda daha kalıcı hale getirmek gerekiyor. Gün içerisinde yapacağınız 20 dakikalık tekrarlar o konunun belki de yaşam boyu hafızanızda kalmasını sağlayacaktır. Okulda öğrendiğiniz konular merdivenin basamakları gibidir. Birbirinin üzerine eklenerek devam ettirilir. Bir sonraki basamağa geçebilmek için öğrendiklerinizin eksiksiz olması gerekmektedir. Özellikle şu an 7. sınıfı bitiren ve LGS sürecine başlayacak öğrencilerimiz 8. sınıf konu videoları izleyebilir. Konularla ilgili testler çözebilirler. Okul başladığında süreci daha hızlı adapte olmalarını sağlayacaktır bu durum. Tabii ki de tatilin büyük çoğunluğunu ders çalışmaya ayırarak değil, planlı, düzenli bir şekilde kısa süreler ayırarak bunu başarabilirsiniz. Günlük çözeceğimiz 10-15 tane paragraf sorusu diğer rakiplerimizin şimdiden önüne geçmemize yardımcı olacaktır. Tatilde iyi gelecek aktivitelerden biri de kitap okumaktır. Hem ruhunuzu dinlendirecek hem de okuma anlama yeteneğinizi geliştirecektir. Şimdiden keyifli tatiller dilerim. Kendinize iyi bakın.